Z kuşağı diye bir kuşak var mı İbrahim Bey? Teknik olarak var ama sosyolojik olarak ona yüklenen anlamların ben zannedildiğinden daha karmaşık, daha sofistike olduğunu düşünüyorum. Teknik olaraktan kastım şu 2000 sonrası doğan gençlere Z kuşağı deniyor teknik olarak evet yani 2000'den sonra şu anda dolayısıyla işte 23 yaşında olan, 25 yaşında olan vesaire o ee, yük anla Yüklenen anlam ne? Yüklenen anlam bana çok homojenize edici geliyor. Yani Z kuşağı şöyledir, Z kuşağı böyledir. Bunu diyenlerin hepsi de 40-50-60'larında insanlar bu arada. Yani Kendimizi de katarak söylüyorum. Z kuşağının kendisi kendini ne kadar ifade ediyor. Ee, o konuda ben biraz daha şüpheci yaklaşıyorum bizim onlarla ilgili söylemlerimize. Ee, ben onların daha fazla konuşması gerektiği kanaatindeyim. Onlara daha fazla kulak kabartmamız gerektiği kanaatindeyim. Ben elimden geldiğince dinlemeye çalışıyorum. Ee, ki aralarında benim, ben bir kızım da var diye En küçüğüm yani. iki büyük kızım 2000 öncesi ama e, en küçüğümüz... E, Z kuşağı var. 2004. E, e, 2004 Ben ona bakıyorum, arkadaşlarına bakıyorum, başka gençlere bakıyorum. Hiç öyle homojen, blok halinde şöyle düşünüyorlar. Blok halinde şuraya oy verecekler. Ya İbrahim Bey o İbren zaten tarzı. In, insanlığa aykırı bir şey yani. Ama her birey ayrı bir dünyadır yani. <laughs> Tam da bunun için söylüyorum ama genel olarak Z kuşağı ile ilgili hüküm cümlelerine baktığınızda onların o çeşitliliğini, farklılığını çok ıskalayan, çok sıradanlaştıran, standartlaştıran bir şey görüyorum ben. Açıkçası bazı bilimsel araştırmalarda da bunu görüyorum, okuyorum ben. Evet. Sadece Türkiye'de değil. Mesela Avrupa'daki Z kuşağı ile ilgili, Asya'daki Z kuşağıyla ilgili baktığım zaman da ya bunlar şimdi çok o kadar dinamik bir nesil ki. Tabi. Ya bugün söylediği 6 ay sonra başka bir şeye dönüşebiliyor. Bugün doktor olmak istiyor, bir yıl sonra mühendis olmaya karar veriyor. Birinin vermiş. A dediğine öbürü B diyor. B diyor. Çok daha renkli, karmaşık bir tarafları var ama gerçekten çok zekiler. Yani teknolojiyi çok başarılı kullanıyorlar. Tabii bazen tehlike sınırına da geliyor. Hani böyle bir bağımlılık haline geldiği de oluyor vesaire ama ben mesela bazılarında görüyorum... onu tecrübe edip hemen kendilerini bir, bir tık... geriye çekip Geri çek. koruma altına alıyorlar. Yok diyorlar bu çok fazla oldu vesaire. İçlerinde yani çok farklı renkler ve şeyler var. Türkiye... örneğinde bakacak olursak... belki şunu hani söylemek lazım gerçekten çok renkli çok genç dinamik bir nüfusumuz var bizim. Ve bizim hani büyüme oranımıza baktığınız zaman demografik olarak e, yani gerçekten Cumhurbaşkanımızın koyduğu hedef çok doğru bir hedef. Hani hep en az 3 çocuk diyor ya. Şu anda 2.3 ya da 4'teyiz yanlış hatırlamıyorsam <laughs> ortalama olarak. Hani o bile bizim nüfusumuzu ancak bu şeyde tutuyor. Daha aşağısı eksiye doğru götürecek. Çok soru... Dolayısıyla şunu söyleyeyim. Hani bizim gençlerimiz e, farklı dünyaları da aynı anda okuyabilen, takip edebilen gençler. Yani kendi geleneğinin farkında, Anadolu topraklarına ayağının bastığını biliyor. Bir tarafıyla Orta Asya'ya uzandığını ama bir tarafıyla Avrupa'yı biliyor. Türk modernleşmesinin az çok farkında, dünyadaki gelişmeleri takip ediyor. Rusya'da ne oluyor, Amerika'da ne oluyor, büyük güç mücadelesi ne oluyor, Çin ne yapıyor, farklı modeller neler vesaire. Ben yani o neslin kendilerine verilen krediden çok daha zeki, çok daha renkli ve sofistike olduğunu düşünüyorum. Biraz daha kısa kısa gidebilirsek çok sorun var. Sizce bu seçimin ana teması nedir? Yani seçmen neye bakacak? Bakarak karar verecek. Ekonomiye mi, güvenliğe mi, istikrara mı? Çünkü e, AK Parti'ye baktığımızda güvenlik meselesini de, ekonomi meselesini de, istikrar meselesini de belirli dozlarda da olsa gündemde tutmaya çalıştığını görüyoruz hangisi anatema Türkiye'nin bu büyüme eğiliminin eğiminin devam etmesi Dolayısıyla süreklilik içinde değişim istikrar ile birlikte büyüme sürdürülebilir bir kalkınma kendine yeter milli bir dış politika perspektifinden kendini ve dünyayı konumlandırma Bence yani 20 yıllık AK Parti iktidarının Cumhurbaşkanımızın liderliğindeki bu dönemin ülkemiz için en büyük kazanımlarından bir tanesi bu oldu. AK Parti seçmeni de Erdoğan'a oy verecek olan seçmen de büyük oranda bunun devamını istiyor. Ya, o zaman temayı ne diyorsunuz siz? Ana tema Türkiye'nin büyümesi, güçlenmesi, güçlenmesi, güçlü, büyük, bağımsız Türkiye. Ha, bu bu hedef çerçevesinde ekonomi ayağı, savunma ayağı, güvenlik ayağı ve Hepsi diğer bunun ayağı. içinde Hepsi diyorsunuz. Hepsi bunun içerisinde. Anladım. Şöyle bir gözlemim var. AK Parti'yi dinlediğim zaman yani biz şunları, 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 şunları yaptık diyor. Ee, bir gelecek perspektifi konusunda eksiklik var mı sizce? Şimdi 20 yıl, 21 yıllık bir iktidarın tabi yaptıklarını anlatması uzun sürüyor. Haklı olarak yani biz beyannameyi hazırladığımız zaman da böyle 455 sayfalık bir bir kitap olduğu, Yap, yapılanlar çok özetle verildiği halde. Tabii ki bir gelecek perspektifi orada var. O gelecek perspektifi bu 20 yılda yapılanların üzerine bina edilerek ortaya konuyor. Yani mesela diyelim ki sağlık altyapısı, eğitim altyapısı, üniversiteler, bilim teknoloji, ARGE merkezleri, teknokentler. İşte ee, işte savunma sanayi demin konuştuk. Ee, teknoloji milli arabamız, haberleşme ve diğer o kadar farklı alanlarda o kadar çok şey yapıldı ki bütün bu alanlarda genç nüfusun bir gelecek kaygısını, istihdam perspektifini, kariyer geleceğini vesaireyi teminat altına alacak onlarca program ilan edildi zaten, duyuruldu. Ya bunların çok olması nedeniyle mi gelecek perspektifine zaman kalmıyor ya da vurgu aslında yapılıyor vurgu ama dediğiniz belki şu açıdan doğru bazen hani günün siyasi polemikleri gündemi o kadar belirliyor ki işte o gün bunu dedi, şu şöyle oldu, böyle oldu vesaire diye İşte bir yerde bir şey oluyor, dikkat oraya odaklanıyor vesaire aslında o te, o, o, o konular gündeme geliyor, gelmiyor değil ama birazdan hani ikinci üçüncü şeyde kalıyor belki ama özellikle gençlere yani dönük gençlerin mesleki anlamda geleceğinin güvence altına alınması, kariyerlerinin iyi bir eğitim temelinde yükseltilmesi, en az bir yabancı dil öğrenmesi, iyi bir üniversite eğitimi alması, mesleki eğitim alanında kendini geliştirmesi, kendini ifade edebilmesi vesaire, sanat, kültür vesaire diğer alanlarda da yani gerçekten çok muazzam şeyler yapıldı, yapılmaya da devam edecek. tabii bazen mesela Cumhurbaşkanımızla ilgili hani gençlerle olan diyaloğu konusunda çok güzel anekdotlar da görüyoruz. Hani o kadar rahat ilişki kurabiliyor ki yani onlarla. Ee, o yüzden başta dedim hani gençlerle Z kuşağı veya değil. Hani böyle çok e, totalci değerlendirmeler hepsi şuraya oy verir, buraya oy verir demek doğru değil. Onlar son tahlilde kendi analizlerini yapıp bir tercihte e, bulunacak. Ben hiçbir zaman gençleri bu şekilde kategorize e, etmedim. Edilmesine de karşıyım. De dediğim gibi yani siz de zaten aynı şeyi söylüyorsunuz. Her birey ayrı bir dünyadır. Hepsinin dünyası ayrı. Ortak ancak işte teknolojiyi kullanma biçimlerinden falan bahsedebiliriz. O ayrı zaten e, o, o değil kastettiğimiz şey. Bir, bir başka konu şu. biliyorsunuz şimdi muhalefetin e, altılı bir masa organize etmesi, e, kazanma motivasyonuna bundan 7-8 ay 9 ay 1 yıl önce girmesinin <laughs> temel nedeni aslında Türkiye'deki ekonomide yaşanan darboğaz, fiyat artışları e, bunlardı. Yani bunların bu seçimin ana teması olacağını düşünüyorlardı. Ve e, yani Erdoğan'ın işte 21 yıldır e, devrilemeyen iktidarının bu sorunların büyümesi nedeniyle devrileceği ve biteceği hesabını yapıyorlardı. E, ben hani yine objektif olarak baktığımda bu beklentinin eee Tam olarak gerçekleşmediğini görüyorum. Yani temanın buraya oturmadığını e, gözlemliyorum. E, bu hesabın e, tam olarak gerçekleş... Tabii ki bu hesabın bir şeyi olacaktır, e, etkisi olacaktır. Ama tam belirleyici hale dönüşmediğini gözlemliyorum. En azından benim gözlemim bu. Başkaları başka türlü gözlemleyebilir. Siz ne düşünüyorsunuz bu konuda? Yani neden... Marketlerdeki fiyatların artışı, alım gücündeki düşüş bunlar neden anatema haline dönüşmedi? E, dediğiniz doğru. E, şimdi özellikle son 8-10 ay içerisinde bir ekonomik daralma yaşadık ve hayat pahalılığı gerçekten ciddi bir sorun olarak e, vatandaşımızın da gündemine geldi ve bunu e, çözmek için de birçok adım atıldı biliyorsunuz. Yani asgari ücrete yapılan zamdan emekli maaşlarının arttırılmasına, kredi vesaire yani işverenlere, yatırımcılara kredi uygun şartlarda kredi sağlanmasından, birçok işte primlerin SGK primlerinin vesairenin veya et ötelenmesine ya da affedilmesine kadar kolaylaştırıcı tedbirler alındı. İşte EYT meselesi çözüldü. En son biliyorsunuz dün kamu işçilerine %45 oranında zam yapıldı vesaire. Şimdi farklı alanlarda vatandaşı enflasyona ezdirmemek adına çok önemli adımlar atıldı. Bu kısmi bir rahatlama sağladı. Sorun bütünüyle çözülmüş değil elbette. Daha yapacak çok şey var. Enflasyon hala yüksek. Onun düşmesi için çalışmalarımız da devam ediyor ama iyi bir trend yani son mesela 6 ayda 46 puanlık bir iniş oldu enflasyonda. Daha da artacak yeterli değil. Bakın yani gene diyorum bu yeterli değil. Vatandaşımızın hayat pahalılığını çözecek en temel sorunlarımızdan bir tanesi o. Yani baktığınız zaman bizim mesela tedarik noktasında, altyapı noktasında, lojistik noktasında, enerji işte haberleşme vesaire bu alanlarda bir sorunumuz yok. Temel mesele bu hayat pahalılığı meselesi. İşte mesela ev kiralarının işte yükselmesi vesaire. Bunlara yönelikle de, yönelik de bir takım tedbirler aldık biliyorsunuz. %25 gibi bir üst cap koyduk, sınır koyduk ama buna uyulmuyor. Daha bunu e, nazı etkin uygulayabiliriz, <laughs> düşürebiliriz. Sadece cezai müeyyidilerle değil elbette. Belki arzı arttırarak yani talebi bir denge noktasına getirerek, insanları ev sahibi yaparak işte TOKİ'nin faaliyetleri ki biliyorsunuz depremden hemen önce yaklaşık 500 bin konutluk bir başka konut kampanyası başlatılmış idi. Ama şimdi deprem olunca 619 bin konutun yapılmasıyla ilgili çalışma şimdi oraya odaklandı. Şimdi bütün bunlara baktığınızda tabii ki o önemli bir sorun ama vatandaş benim gördüm. Yani biz gittiğimiz zaman da Anadolu'da büyük şehirlerde diğer yerlerde de şunu görüyor. Evet bir sorun var ama bunu gene çözecek kişi Tayyip Erdoğan'dır. Ha yani bu duygu şu anda ay, ay, çok tamam. ya, güçlü bir şekilde muhalefete yönelmeme şekilde. E, sizin gözleminize göre eğer bu nedenlerle bu sorunlar nedeniyle bir muhalefete yöneliş olmuyorsa yine bu sorunun çözüm noktası olarak Erdoğan'ı gördükleri için. Elbette. Yani burada hem son dönemde atılan adımlar hem de bundan sonra yapılacaklarla ilgili oluşan bir güven var. Evet yani bunları yaptı, bunları da yapacak. Yani bu bu şey e, ekonomik düzelme anlamında hayat pahalının düşürülmesi, enflasyonun düşürülmesi sağlanacak ve bu bu adımları da yapacak iradeyi gösterecek olan lider Tayyip Erdoğan'dır. Peki bu Erdoğan'dan mı kaynaklanıyor muhalefetten mi kaynaklanıyor? Ha, oraya geleceğim. E, açıkçası muhalefetin ekonomiyle ilgili vaatleri de ne kadar Hani bir e, güven duygusu oluşturduğu, ne kadar inandırıcı bulunuyor, belki ona da ayrıca bir bakmak lazım. Mutlaka kendi kitlesinde bir karşılığı var, yani mutlaka onları motive eden, e, tekabül ettiği bir bir kitle var e, şüphesiz. Ama e, dediğiniz gibi son dönemde hani bunun e, böyle bir e, Ak Parti'nin Cumhurbaşkanımızın yani Cumhur İttifakı'nın kitlesini e, e, geri plana itmeyen bir noktaya gelmesi tam tersine artık çözecekse de gene Erdoğan çözecek duygusunun güçlenmesi sahada da bunun çok canlı ve açık bir şekilde görülmesi biraz bu duyguyla ilgili yani karşı tarafın vaatlerinin de çok inandırıcı bulunmamasıyla ilgili diye düşünüyorum ben.